bugünkü videomuzda arkadaşlar hani size yok musunuz gibi davranıyor ya partneriniz ya da etrafınızdaki insanlar da olabilir ya da işte görünmez gibi hissediyorsunuz ya zaman zaman kendinizi ve bu görünmez gibi hissetme duygusu aslında çok böyle bizi yaralayan, acıtan bir duygu arkadaşlar. Çünkü bizim aslında hani bu kadar görünme çabamız neden var? Çünkü e, fark edilmek bizim zihnimizin temel ihtiyacı arkadaşlar. O yüzden fark edilebilmek adına çok şeyler yapıyoruz. Hem çevremizdeki insanlar bizi fark etsin diye hem de partnerimiz bizi fark etsin diye ki bu kadar çabanın karşılığında yeterli veriyi alamadığımızda gerçekten canımız çok acıyor ve varlığımızdan şüphe ediyoruz. O yüzden varlığımızı destekler fark edilmek. O yüzden fark edilme ihtiyacı insanlar için çok önemli bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyacın partner tarafından karşılanmaması ya da sosyal çevre tarafından karşılanmaması bir insanda ciddi anlamda yaralar açıyor arkadaşlar. Şimdi partneriniz sizi fark etmiyor. Evet böyle bir sisteminiz var. Umursamıyor. Görmemezlikten geliyor. Yokmuşum gibi davranıyor diyor olabilirsiniz. Peki insanlar ne yapıyor da fark ediliyor? görünmez olmaktan çıkıyor. Yani fark edilebilmek adına yaptığımız başlıklar var. Genel böyle toplumun kabul ettiği ve bunları hayata geçirdiğimizde hem çevremizdeki insanlar hem de partnerimiz bizi fark ediyor ve bu ihtiyacımız karşılandığında biz bir rahat ediyoruz. Oh diyoruz. Hı, iyi oldu diyoruz. Olması gereken oldu gibi zihin algılıyor şimdi tamam. Peki ne yapıyor insanlar? Genel kabuller üzerinden bir bakalım arkadaşlar. Örneğin Şimdi ilk olarak arkadaşlar fark edilebilmek adına Kişilik özelliklerimiz önemlidir. Yani kişiliğimizle ilgili işte iyi bir insan demeleri mesela bizim için kıymetli değil mi? Hani çok dürüst biridir ya, çok düzgündür, etik değerleri vardır, prensip sahibidir, ahlaklıdır bu insan derler. Biz o kişilik özelliklerimizle fark ediliriz ve bu bize iyi hissettirir, değil mi? Hani övülmek. Ama mesela bazı insanlar da bu kişilik özelliklerinde illaki hani genel kabul görmüş başlıkları kullanmıyor ne yapıyor işte kötülükler yapıyor zalimlikler yapıyor bu insanlar zaten toplumda kabul görmeyen insanlar ama kişiliğini böyle şekillendirmiş bu şekilde hayata devam ediyor ve kabul görmediğinde bu aslında yaptığı kötü davranışları, söylemleri arttırarak devam ediyor. Aslında burada hani kişinin biraz kendinde dönüşüm gerçekleştirmesi, hani karakteriniz, kaderinizdir. Eğer kötü bir kader yaşadığınızı düşünüyorsanız, hani ilişkileriniz çok kötüyse, işiniz, gücünüz çok kötüyse... Orada aslında kişinin kendiyle ilgili dönüşümler gerçekleştirmesi gerekiyor fakat kişi bunun farkına varmadığı sürece bu kader şöyle bu kader böyle diyor demiyor ki benim karakterim böyle ben bunu bir dönüştürmeliyim. Bunun genel geçer bir tarafı yok. Maalesef bunu fark edemeyen insanlar genelde böyle sitem eden, eleştiren, her şeye kızan, kendine küs, dünyaya küs bu yüzden de sürekli savaş halinde yaşayan insanlardır. Yani olması gerektiği gibi kişilik özelliklerimizi toplumun normlarına göre aslında biraz da şekillendirdiysek biz hayatın içerisinde daha böyle güzel akmayı başarabiliyoruz ilişkilerimizde de. Bu bizim çok işimize yarıyor arkadaşlar. Peki bir başka fark edilebilmek adına yaptığımız başlık nedir? Yani insanlar bizi fark etsin, kabul görelim işte bu fark edilme ihtiyacımız karşılansın adı altında. O da sosyal statü arkadaşlar işimiz gücümüz mesleğimiz işte bununla ilgili başarımız başarılarımız o başarı grafiğimiz yükseldikçe toplumun işte genel kabul gördüğü meslekler üzerinden de hele ki biz bu sosyal statümüzü şekillendirdiysek orada da bir fark edilme ihtiyacımızın karşılandığını görürüz ve fark edildiğimiz için de insanlar bizi fark eder ve bu doğrultuda da biz kendimizi daha iyi hissederiz. Yani partnerde de bu verileri bizde görürse zaten bizden kolay kolay gitmiyor. Yani terk edilen, görünmez olan olmuyoruz. Bu da yine bize ciddi anlamda katkı sağlıyor arkadaşlar. Sosyal statü önemli. Peki başka bir başlık görünebilmek adına yaptığımız, fark edilebilmek adına yine hayata geçirdiği insanların başlık maddi sermaye. Burada da yine fark edilmek için biz maddi sermayelerimizi kullanırız. Ne yaparız? İşte alıp kasaya koyuyorsak, kimseye göstermiyorsak tabii burada yine fark edilmediğimizde ihtiyacımız karşılanmadığında sıkıntı yaratıyor sistem bize, kendi sistemimiz ama biz bunu işte ne yapıyoruz? İnsanlar bizi fark etsin diye ev alıyoruz. Güzel evler, güzel arabalar, güzel telefonlar şeklinde maddi sermayemizin bir geri bildirimini insanlara yansıtıyoruz. Böylelikle insanlar bizi fark ettiğinde o dedik ya temel ihtiyaç, fark edilme ihtiyacı o karşılanıyor arkadaşlar bir şekilde. Hani tek başına yetmiyor bunlar. Hepsinin bir arada olması zaten toplumda genel kabul görmemize vesile oluyor. Yani partnerin de aslında bizi kabul etmesi, görmemezlikten gelmemesi anlamına geliyor. Ve bir başka başlık maddi sermaye dışında arkadaşlar insanların yaptığı fark edilmek adına farklı davranışlar. Ya bu farklı davranışlar biraz iddialı davranışlar, ilginç farklı bir şeyler yapmaya çalışmak, işte farkımız farkımızı ortaya koymaya çalışmak. Bu anlamda işte çok marjinal giyinmek e, ya da işte çok marjinal e, konuşmalar sergilemek gibi 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 farklı davranışlar bu da yine bizim e, fark edilme ihtiyacımıza e, biraz destek atmak adına e, yöneldiğimiz bir diğer konu başlıyor arkadaşlar şimdi bunlar da hani baktığımızda bu başlıklara bizde hani varsa bu başlıklar zaten biz fark ediliyoruzdur ama eksik kaldıysak tembellik yaptıysak yatırımı doğru yapmadıysa fark edilmiyoruz. Partner de fark etmiyor, umursamıyor. E, toplumun kabul görmediği tabi bireysel anlamda baktığınızda e, yine partnere dönüştüğünde iş on tarafından da kabul görülmeyen kişilik olarak maalesef yaşam içerisinde bir kişi olarak devam etmeye çalışıyoruz ve çok zorlanıyoruz değil mi? O yüzden hani yokmuşuz gibi eğer ki kişiler ya da partnerimiz bize davranıyorsa biz ne yapacağız arkadaşlar? Biraz var olacağız. Hani genel kabuller üzerinden kendimizi var etmeye çalışacağız. Hani sistem etmek işte ben böyleyim, ben böyleyim, ben böyleyim demek bize hani fark edilme ihtiyacımıza destek atmıyor bakın bu bizim temel ihtiyacımız ve her yerden bunu beslersek biz o kadar iyi hissederiz kendimizi o yüzden lütfen genel kabuller üzerinden tamam mı biraz yola çıkacağız tembellik yapmadan doğru yatırımları kendimize yapacağız yokmuş gibi hissetmeyeceğiz yani hani partnerimiz belki sıkıntılı bir kişilik tamam o Biz yok saydığında biz zaten yok olmuyoruz ki fark edilme ihtiyacımızı karşılayan başlıklarımız olduğunda biz hayatın içerisinde yine rahatça akabiliyoruz tamam o yüzden bu e, fark edilme ihtiyacımıza dönük Başlıkları lütfen e, kendinize dahil edin fark edilir olun bakın e, bakın arkadaşlar fark edilirseniz e, insanlar tarafından Tabii ki partneriniz de sizi fark eder ama siz fark edilen biri değilseniz insanlar tarafından partneriniz de sizi çok fazla fark etmiyor. Yani umursamıyor. Yok musunuz gibi maalesef davranışlar sergiliyor. Bir de hani bunu mesela nasıl sağlama yaparsak kendimizle ilgili veri alabiliriz. Şöyle bir bakın insanlar daha çok sizi mi fark ediyor? partnerinizi mi fark ediyor? Yani kim daha fark edilir? Buradan bir veri alabilirsiniz. Kim daha fark edilirse o önde arkadaşlar. Ona yetişmeniz lazım. Yani kendinize eklemeler yapmanız lazım. Dengeyi kurmanız lazım. Fark edilme ihtiyacımızı karşılamaya çalıştığımız ana başlıkları aktardım. Peki iletişim becerilerinde özellikle e, duygusal ilişkilerimizde daha iyi olabilmek için ne yapacağız? bazı şeyleri dengeye oturtacağız arkadaşlar. Sistem etmeyi bırakacağız. biraz insan doğasına tamam mı? uygun bir şekilde şu formatımızı bir güncellememiz gerekiyor olabilir. Peki ne bu başlıklar? İletişim becerisindeki başlıklar dediğiniz noktada açalım biraz. Evet dengeli sohbetler mesela. Yani işte hani hayatınızdaki insan ya da dışarıdaki insanlarla sohbet ettiğinizde sürekli siz mi konuşuyorsunuz? İnsanları dinlemiyor musunuz? Konuşturmuyor musunuz? Bakın bu bir sıkıntıdır. iletişim becerinizde yani burada bir beceriksizlik <laughs> olma durumu yüksek arkadaşlar. Tamam peki şimdi orada hani konuşurken insanlarla kendinize baktığınızda ne görüyorsunuz? Çok mu konuşuyorsunuz? İnsanları konuşturmuyor musunuz? Ya da Aksi de olabilir. Bakın insanlar konuşuyor ama siz hep susuyorsunuz. Yine burada noksanlığımız var. Yine bunu toparlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir başka başlık beden dilini iyi kullanmak. Yine iletişimde kıymetli, ilişkilerimizde kıymetli. Yani böyle dümdüz durup hmm, hmm, hmm. yani hiç elinizi, kolunuzu, mimiklerinizi lütfen Tamam mı? Kullanın arkadaşlar. Bu duyguların geri yansımasında ve karşı tarafa aktarılmasında çok kıymetli beden dili. Ne yapıyoruz? Beden dilimizi kullanmaya özen gösteriyoruz. Bazı şeyleri özenebilirsiniz. Öyle olsun, şu da böyle olsun. Fakat lütfen samimi olun arkadaşlar. Bunun İletişimde daha çok karşılığı var. Kendiniz olun ve samimi olun tamam mı? Yine al artırmak için, yok sayılmamak için insanlar sizden sıkılmasın, keyif alsın, yanınızda dursun, terk etmesin, ayrılmasın, kopmasın diyorsanız da ne yapacaksınız? Samimi olacaksınız, kendiniz gibi olacaksınız. Bu da kıymetli. Tabii kendimiz gibi olurken burada kendimizi ne kadar nereye taşıdığımızda elbette kıymetli arkadaşlar. Ne dedik? Toplumun genel geçer kabulleri üzerinden yola çıkmakta fayda var arkadaşlar. Ve muhabbet konularınız hep olsun, kısır kalmasın, bir haber olmayın. İnsanlara işte sohbetlerde bir şeyler aktarabilin tamam mı? birbirimizden besleniyoruz birbirimizden öğreniyoruz o yüzden de lütfen konuşacağınız konu başlıklarınız olsun anlatacağınız hikayeler olsun güzel hikaye anlatan insanlar yine iletişim becerisinde bir adım öndedir arkadaşlar. Tamam mı? Buna da lütfen dikkat edin. Sosyal canlılarız biz. O yüzden sosyal aktiviteler, yaptığınız o sosyal aktiviteler yine iletişim becerisinde önemli, sosyalleşmek önemli. Bu da yine hani sizi sıkıcı bir insan olmaktan çıkartır, keyifli bir insan haline dönüştürür ve böylelikle gelenler gitmez yatıya bile kalırlar. <laughs> Haberiniz olsun arkadaşlar. Fikri sorulan biri olmanız yine kıymetli arkadaşlar. İnsanlar sizden fikir alabilmeli. iletişim becerinizi geliştirin, sorun çözme becerinizi geliştirin lütfen. Kendinizi geliştirin. Kendinize yatırım yapmanız önemli. Evet, sonra hmm... İnsanlarla sohbet ederken karşı tarafın bakış açısıyla bakabilmek, olaylara yani empati yapabilmek çok kıymetli iletişimde, ilişkilerde. Hani ben böyleyim deyip orada böyle duvarlarınız olmasın, müsaade edin insanlar duvarlarınızı işte orada takılıp düşmesin, aşabilsin arkadaşlar. Tamam. E, bu da kıymetli sınırlarımız olacak ama duvarlarımız yüksek yüksekse sosyal canlılarız diyoruz ya yalnız kalırız, mutsuz oluruz. Lütfen kabul görmeyiz, yokmuş gibi oluruz. İnsan neyle besleniyor dedik? Hı? Temel ihtiyaçlardan biri ne dedik? Fark edilme ihtiyacı. Varlığımızın geri bildirimi o. Onu almamız gerekiyor. Buna ihtiyacımız var tamam bu kıymetli arkadaşlar sonra e, sohbet ederken insanlarla iletişim becerimizde yine sohbete insanları çekebilmek pas atabilmek tamam mı sohbeti devam ettirebilmek yine e, monolog değil diyalog şeklinde iletişim kurabilmek kıymetli arkadaşlar ve e, duygularınızı aktarırken, düşüncelerinizi aktarırken lütfen mimikleriniz dedik ya beden kıymetli diye eşlik etsin. Yani hani dümdüz dümdüz konuşmayın. Ses tonunuz duygularınızı yansıtsın arkadaşlar. Üzüldüm ben dediğinizde üzülsün yani bir ses tonunuz. Üzüldüm ben. Öyle değil. Ben çok üzüldüm. Ya üzülsün o ses. <laughs> yine bu da kabul gören arkadaşlar, insanlar tarafından önemli bir başlık. Ses tonunuzun eşlik etmesi duygularınıza lütfen ve enerji çeken değil enerji veren insan olmanız yine partnerinizin gitmemesine vesile olur. İnsanların sizden uzaklaşmamasına vesile olur. Hep bir mağdur, hep bir mağdur olmayın. İnsanların yaşamda hep diyoruz ya elbette ki herkesin sıkıntıları var. Ama iyi hissettiren, sıkmayan, neşe katan insanları tercih ediyor insanlar. O yüzden de hani insanları gülümsetebilmeniz enerji verebilmeniz kıymetli arkadaşlar ve hmm, Sürekli kendini tekrar eden insanlardan da insanlar uzaklaşıyor. İlerlemeniz lazım. Bir şey yaşamışsınız orada kalmışsınız hala oradasınız hayır. Güncelleyeceksiniz kendinizi, yenilikler katacaksınız sürekli kendinizi tekrar etmeyeceksiniz, ilerleyeceksiniz yine böylelikle fark edilen olacaksınız arkadaşlar, kabul gören olacaksınız ve böylelikle yokmuş gibi insanlar size partneriniz size davranmayacak, bu da kıymetli. Lütfen abartılı davranışlardan kaçının arkadaşlar, tamam mı? Yani insanların normalleştirdiği davranışlar, normal ilişkilerde, sağlıklı ilişkilerde kıymetli. Hani bir şeyi Normal görmüyorsa insanlar, siz anormali normalleştirmiş olabilirsiniz. Lütfen normale çekmeye özen gösterin kendinize. Ne yapacağız? Kendimize biraz yatırım yapacağız. Düşünce sistemimiz, değer yargılarımız bizi sıkıntıya sokuyorsa arkadaşlar. Yani ne dedik? Bakın, karakteriniz, kaderiniz dedik, değil mi? Ha, ya bizi sıkıntıya sokan başkaları. Yani hani güle yapışırız, dikenlidir, sıkarız, sıkarız, seviyor olabilirsiniz ama canınız acıtıyor. Değil mi? Biraz gevşetin, açın. Size zarar veren şeylerle ilgili lütfen arkadaşlar bir dönüşüm başlatın kendinizde. Dün yaptığımız seçimlerin bugün faturasını ödüyorsak eğer, bugün e yeter artık bu kadar fatura diyeceğiz bir duracağız. Partner bununla ilgili şikayet ediyorsa sizin rahatsızlıklarınız varsa ne yapacaksınız? Yenilikler katacaksınız kendiniz arkadaşlar. Fark edilir olmak istiyorum diyorsanız e biraz çaba sarf edeceksiniz. Yani dönüştürebileceğiniz şeylere bir odaklanın arkadaşlar öyle hani kalıplarınızın arasına sıkışıp kalmayın. Lütfen niye dönüştürebilirim? Biraz biraz başlatayım demenizde fayda var. Yani önce siz dönüşün. Tamam mı? Sonra partnerin yüzü size dönsün. insanların yüzü de size dönsün. bu da dediğimiz gibi kaderiniz değil arkadaşlar karakterinizin biraz oyunu gibi düşünebilirsiniz bu sonuçları o yüzden de görünmez olmak istemiyorsanız yok sayılmak istemiyorsanız dönüşümü başlatın diyorum ve e, fark edilir olun ne kadar çok insanlar fark ederse sizi o kadar iyi hissedersiniz ve partneriniz de sizi fark eder zaten kaçarı yok bunun arkadaşlar ne kadar çok fark edilirseniz o kadar çok İyi hissedersiniz ama bu genel işte toplumun kabulleri üzerinden de özellikle fark edilmek için kendinize güzel yatırımlar yapın lütfen. Ve sonra sonra bunu ekmeğin çok yersiniz. Anlaştık umarım. Peki tamam bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla. Benimle iletişim kurmak isterseniz fundayucuha06 instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Kendinize iyi bakın. Haydi hoş kalın ve hoşça kalın.